Kıymetli abilerimiz, ablalarımız, kampımız bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah istifadeli oluyordur. Şimdi sırada akademisyen Doktor Necmettin Mutlu abimizin bizlerle muhabbeti olacak. Nasipse Necmettin abimizle bu akşam Batı kültüründe yetişen çocuklarımızın geleceği ve sosyal entegrasyonunu inşallah konuşacağız. Necmettin abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Oğlum sizden sormalı. Programımızı takip ediyorum. Çok güzel. Akışı da çok iyi. Vakit Teşekkür ederiz ayarlamış. abi. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz abi. İzlemekle kalmayıp katkıda bulunduğunuz için de biz teşekkür ediyoruz. Vaktinizi Sağ olun. ayırdınız. Buyurun Sağ abi, olun. mikrofon sizde inşallah. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz Batı kültür ortamında gençlerimizin geleceği ve sosyal entegrasyon konusunda. Daha önce buna benzer yapmıştım. Oradan edinmiş olduğum bilgiler, biraz da kendi gözlemlerimle kalitesini arttırmaya çalışıyorum. Sunumumuz grafikler üzerinden olacak. Dolayısıyla eğer seyircilerimiz arasında sadece sesini dinleyen arkadaşlarımız varsa onlardan ricamız görüntüye geçebilirlerse, çünkü grafikler üzerinden gideceğimizden dolayı daha faydalı olabileceğine inanıyorum. Programın sonunda e-mailimi vereceğim. İsteyenler olursa bu sunumu da ayrıyetten e-mail olarak da gönderebiliriz. Program esnasında sorularınız varsa chatroom'a veyahut da ilgili kişilere yazabilirsiniz. Fakat ben arada durmayacağım. Bir akışı var programın. Sizi bir noktadan bir noktaya götürmek istiyorum. Bu bakımdan sorularınızı en son kısımda cevap vereceğim. Bu şekilde. Başlayalım isterseniz. Şimdi yapmış olduğumuz gözlemlerde, yani 2016'lardan beri bu işle ilgileniyorum ben. Değişik eyalet, değişik şehirlerde, kültür merkezlerinde sunumlarımız oldu. Oralardan ben kendime göre anketler topladım. Başka yerlerden anketler topladı arkadaşlar, bize gönderdi. Mesleğim icabı böyle sayılarla uğraşmayı seviyorum ben. Bunları inceledik ve bunların neticesinde bir şey öğrenmeye çalıştık bulunduğumuz toplumlar. Gördüğümüz kadarıyla herkes şu noktalarda ortak. Herkes istiyor ki çocukları büyüyünce başarılı olsunlar, güzel işlere girsinler. Allah'ın sevdiklerini seven, insanlığa faydalı insanlar olsunlar. İbadetlerini severek yapan, kendi kültürüne ve değerlerine bağlı olarak yetişmiş, sosyal, başarılı, hizmet duygusuna sadık, ufku geniş gençler. Bu genelde ailelerin hepsinin ortak şeyi ve biz bunu anlayışla karşılıyoruz. Ben de evliyim, benim de çocuklarım var, ben de böyle bir şey isterim açıkçası. Neticede tabii hayalimizde olan şey çocuklarımızın işte belli bir gelir düzeyine ulaşması, mutlu olmaları. Şimdi acaba soru işareti şu. Şimdi bu bizim hedefimiz. Acaba buna ulaşabilecek miyiz? Kısaca kendim hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben de 91 yılında Amerika'ya gelmiştim. Bu başkanların hepsinin zamanını yaşadık. 4 tane evlatımız var Cenab-ı Hakk'ın bize nasip ettiği. Olayın içinde olan birisiyim. Gözlemlerim, yapmış olduğum çalışmaları sizinle paylaşacağım. Belki daha kaliteli çözüm olan hocalarımız varsa mutlaka onlarla görüşmek isterim. Onlardan da bilgi almak isterim yani. Bu benim gözlemlerim. Akademik olaraktan elektrik mühendisiyim. Lisansım ve masterım Türkiye'de. Amerika'da da IT üzerine, bilgisayar güvenliği, o konularda çalışmalar yapıyorum. Doktoram internet üzerine veyahut da information technology üzerine diyelim. Bir miktarda sistem mühendisi olarak da çalıştım. Orada öğrendiklerimi acaba dedim bu problemin çözümüne nasıl uygulayabilirim? Karşımıza problem var. İlk geldiğimiz zaman 90'larda geldiğimizde 3 yaşında 5 yaşında olan çocukların hepsi büyüdüler yani bunlar belli bir noktalara geldiler. Buradan fotoğraflar çekmeye başladım ben. Sadece bulunduğum şehir olarak değil, aynı zamanda gezdim, dolaştım. Beraber ilk geldiğimiz yıllarda beraber kaldığımız arkadaşlar başka eyaletlerde olabilir. Bu bakımdan baktık ki bazı şeyler beklediğimiz gibi olmuyor. Yani beni zaten bu noktaya iten endişe de bu yani. Acaba bir yerde hata mı yapıyoruz? Bu konuyla alakalı çalışma maalesef yok. Yani özellikle Amerika'daki ikinci nesil Türkler hakkında çalışma yok. Amerika'daki ikinci nesil Çinliler, Hintliler için de yeni yapılıyor. Asıl Çinliler için güzel çalışmalar var. Fakat Türklere özel çalışma çok yok ki bulamadım ben. Yani açıkçası belki vardı da bulamadım. Bu bakımdan kendi imkanlarımla, bilgi birikimimle acaba buna bir çözüm bulabilir miyim şeklinde diye çalışmaya girdik. Tabii akademik olması için gerçek hayattan dataların toplanması gerekiyor.
Bunun neticesinde modelleme tabii, bir modellemeyle çözüme ulaşmaya çalıştık. Bakımdan dediğim gibi grafik takip edebilirseniz olayı daha kısa sürede ve daha net şekilde size anlatabileceğime inanıyorum. Şimdi öncelikle bazı şeyleri iyice anlamamız gerekiyor. Kültürel değer farklılıklarını anlamamız bakımdan önemli. Grafik olarak kullanacağım işte mavi büyük kesim içinde bulunduğumuz dominant egemen batı kültürünü ifade ediyor. Bu Amerika olabilir veyahut da Kanada olabilir. Avrupa da olabilir yani bunun şeyi yok. Dominant batı kültürü. Kırmızı yuvarlak ise Türk etnik yapısını temsil ediyor bu grafiklerimizde. Şimdi öncelikle bizler yani birinci nesil, bizler Amerika'ya geldiğimizde ne yapıyoruz? İlk önce hemen bir kendi aramızda bir komünite oluşturuyoruz, bir mahalle oluşturuyoruz. Bir süre sonra bu kendi kapalı çevremiz içinde hayatımızı mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ettiriyoruz. Tamam dışarıda çalışıyoruz ama sosyal hayatımız tamamen Türk grubuyla, Türk arkadaşlarımızla onlarla ve mutluyuz, anlaşıyoruz. Beraber aynı esprileri yapıyoruz, aynı yemekleri yiyoruz, aynı çayları içiyoruz. Fakat gençlerin böyle bir durumu yok. Gençlerin durumu, gençler iki kültürün arasında kalıyor. Yani bizim bu çok basite indirgemiş haritaya baktığımızda biz genelde Doğu kültüründen geliyoruz. Doğu veyahut da Orta Doğu kültüründen. İçinde bulunduğumuz toplumda Batı kültürü diye temsil eden bir kültür. Bunlar birbirinden farklı. Bu farklılıkları anlamadan geleceği gençlerimiz hakkında bir şey söylemek veya gençlerin içinde bulunduğu durumu anlamak zor. Bunu anlamak zor. O bakımdan buna biraz zaman ayıracağız. Şimdi bunun haritalarını çıkarmışlar. Kültür haritaları. Çok güzel çalışmalar var. Ben sadece hızlı geçeceğim. Ama bu konular hakkında derin bilgi isteyen arkadaşlar olursa memnuniyetle yardım etmek isterim. Bu yapılan haritalarda dünyadaki kültürleri üç ana gruba ayırmışlar. Davranışlar. Bir tanesi lineer ve aktif davrananlar grubu. Diğeri multi-active dediğimiz aynı anda birkaç iş yapan heyecanlılar grubu. Diğeri reaktif dediğimiz olaylara tepki gösteren baktığımızda. Bunu biraz daha açtığımızda ülkeleri de bu şekilde kategorize etmişler kültürel olaraktan. Bu modelin ismi de burada yazıyor. Arkadaşlarımız dediğim gibi ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız buna daha iyi girebilirler. Ben bunu açıklamayacağım. Burada bir sürü ülkeler var. Çok değişik kültürler var. Bunu açıklamayacağım. Benim buradaki şeyim bizim kültürümüzle şu anda içinde bulunduğumuz kültür arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak. Ve gençlerin iki kültür arasında sıkışıp kaldığını ifade etmek için bunları kullanıyorum. Şimdi Türkiye nerede, Amerika nerede? Baktığımız zaman Türkiye multi-active dediğimiz ve reactive dediğimiz iki kültürün ortasında, iki kültürün de karakterlerini gösteriyor. Amerika'ya baktığımız zaman Amerika, İngiltere ve Almanya ve İsveç'in olduğu bir şey var. Onlar da o kültürün dominant olarak gösteriyorlar yani. Şimdi bak gördüğünüz gibi bayağı uzak birbirine yani. Kültürel yapı olarak bayağı biz, mesela biz İranlılar olsun, Hindistanlılar olsun bunlarla Amerika'da karşılaştığınız zaman veya Kanada çok rahat anlaşırız biz bunlarla. Çünkü kültürel şeylerimiz birbirine çok yakındır yani. Şimdi bunu biraz daha derine indirirsek, bunu biraz daha incelersek şöyle bir şey çıkıyor artımıza, karşımıza. İçinde bulunduğumuz Batı toplumu Almanya, Amerika, İngiltere, İsviçre, Kanada yok bunda yalnız enteresan bir şey. Bu insanlara baktığımızda toplumun parametreleri bunlar. Sakin, soğukkanlı, az konuşan, olaylara rasyonel yaklaşan, aksiyoner insanlar, aynı anda sadece bir işe fokus olan, sosyal hayat ile profesyonel hayatı birbirinden ayıran, aktif neticeye götürecek detaylı planlı işler yapmayı seven insanlar, nazik ve direkt konuşuyorlar. Özel ve kişisel ve bireysellik, bunlar çok önemli bunlar için. Kurallara, kanunlara uymaya çok dikkat ediyorlar. İnsan ilişkilerinde de eşitlik önemli. Hiyerarşiden ziyade eşitlik önemli. Mali konularda ise tamamen bağımsızlık. Dediğimiz gibi bu parametreler gelişmiş Batı toplumlarında var. Yani Almanya, Amerika, İngiltere ve İsviçre'de çok baskın ve dominant bir şekilde bu parametreler ortaya çıkıyor. Doğu toplumunun kültürel yapılarına geldiğimiz zaman bunlar da Türkiye, Hindistan ve İran yapısında sıcakkanlı, duygusal, hissi davranan insanlar, reaksiyonel, aynı anda birden fazla iş görev yapan,
Sosyal hayatla profesyonel hayat birbirinin içinde. Detaydan ziyade genel prensipler. Nazik, saygılı ve dolaylı konuşanlar, indirekt konuşanlar, direkt konuşamıyor. Belki kültürün vermiş olduğu saygıdan da olabilir. Hislerini, duygularını genelde ifade edemeyen veyahut da saklayan veya örten. Bireysellikten ziyade grup, bu Asya kültürünün parçası. Çin'de de aynı şey vardır. Japonya'da ve Kore'de de. Kurallara, kanunlara uymada biraz eksiklik, biraz esneklik, flexibility. İnsan ilişkilerinde ise hiyerarşi önemli. Mali konularda da otorite. Şimdi bunlar iki farklı kültür. Bunlar iki farklı kültür. Bu iki farklı kültür baktığımızda hangisi iyi, hangisi kötü diye bir şey söz konusu değil tabii. Buna giremeyeceğiz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Her kültürün kendine göre güzel yönleri var, pozitif yönleri var. Kendine göre pozitif olmayan negatif yönleri de olabilir. Bizim buradaki şeyimiz, anlamaya çalışmak istediğimiz konu, gençler bu iki kültürün arasında kalmış durumda. Şimdi biz Türk olarak da Türkiye'de büyümüş, belli bir hayatının önemli bir kısmını Türkiye'de geçirmiş, Amerika'ya sonradan gelmiş kişiler olarak da biz bu kırmızı bölgedeki insanlar. Dün davranışlarımız böyle. Ama içinde bulunduğumuz dominant kültür ise mavi davranışları gösteriyor. Gençler hangisini alacak? Gençleri anlayabilmemiz için bu ikilemi yaşamamız, o ikilemi iyi anlamamız gerekiyor. Bunu grafik olarak bu şekilde göstereceğim ben. Bu önemli bir grafik. Bir tarafta işte büyük mavi dominant kültürü gösteriyor. Öbür tarafta da kırmızı küçük yapı etnik Türk yapısını gösteriyor. Nerede gençler? Gençler ortada. Bu grafikleri hazırlarken ben gerçek detay üzerinde çalıştım. Gençler üzerinde yapmış olduğumuz anketlerden aldığımız neticeler. Böyle bir defa iki defa da değil, kaç sene uğraştık. Üç tane ama temel problem var. Üç tane. Tekrar ediyorum. Gençler şu anda iki kültür arasında. Ne yapacaklar? Birincisi, bir süre sonra gençler burada Amerika'da büyüyen gençler bir süre sonra asimile oluyorlar. Asimilasyon kelimesinin tarifi belki bir veya iki sayfa sürebilir. Çünkü çok değişik anlamlara da gelebiliyor. Benim burada kullanmış olduğum asimilasyon kelimesi disaffiliation manasında. Disaffiliation bir şeyden bir şeyle bağlantınızın kopması demek. Affiliation kopmanız demek yani. Bu tür çocukların temel şeyi ben kendimi bu Türk azınlığın parçası olarak görmüyorum diyor. Yani annem babam bir ülkeden gelmiş ama ben onlar gibi değilim. Buna hani eski Türk filmlerinde köyden indim şehirde de hani bir tane kız vardır. Bir köşkün altında annesi babası kalır temizlikçi de kız şey gibi davranır o köşkün. Hatırladınız onları. Ona benzer bir şey. Ben bunlara ait değilim diyor yani. Ben kendimi Türk azınlığının bir parçası olarak görmüyorum. Ben o gruba ait değilim diyor. Buna asimilasyon diyoruz. Disaffiliation daha açıklayıcı oluyor. Ne demek disaffiliation? Dini ve kültürel değerlerde değişiklik. Yani bunun ne demek olduğunu herhalde anlıyorsunuz. Dini ve kültürel değerlerde kopukluk, değişiklik. Kendine göre materyalist de bencil bir karakter sergileyebiliyor. Bu çocuklarda akademik başarı olabilir yalnız bakın. Bunlar da akademik başarılı olur. Bu problemlerden bir tanesi. Şimdi ikiye gelelim. İkincisi ise eğer aile bir getto oluşturursa, bir aile ve aile çevresindeki Türk komünitesi diyelim, bir Türk mahallesi bir getto oluşursa ve bu gettoyu gençleri izole ederse, aman dışarı gitme, dışarısı kötü, işte ne bileyim, onlar zaten işte bizleri sevmiyorlar gibi şeylerle. O zaman çocuk diyor ki, ben bu kültürün parçası değilim, ben bu ülkenin parçası değilim. İşte Almanya ise ben Almanya'nın parçası değilim. Amerika ise ben Amerikalı değilim, Amerika'yı sevmiyorum. Ben kendimi bu toplum parçası olarak görmüyorum diyor. Bu sefer de dindar fakat kindar gençler yetişiyor. Çünkü topluma düşman. Bu toplum hiçbir zaman bizi sevmeyecek, hiçbir zaman bize istediğimiz şeyleri vermeyecek şeklinde diye. Bu çocuklar da akademik başarılı olabilir. Bu ikincisi genelde Almanya'da ve Avrupa'daki Türklerde görülen şey. Eğer oralarda da bir anket çalışmamız oldu. Oralarda yaşayanlar varsa onu daha iyi bilebilirler yani oradaki gençlerin durumu. Üçüncüsü ise bizim Amerika'da en çok gördüğümüz. Üçüncüsü ise genç iki arada bir derede kalıyor. İki arada bir derede kalıyor. Bir tarafa gidemiyor. Bir zikzak yaşıyor. Bazı zaman bakıyor, Türkiye'ye gidiyor çocuk. Atlıyor Türkiye'ye gidiyor. Ben Amerika'yı sevmedim diyor. Bunlar bize iyi davranmıyor. Türkiye'ye gidiyor. Bakıyorsun
birkaç sene sonra tekrar geri gelebiliyor. Böyle zikzaklar yaşayabiliyor. Kimliğini arıyor bunlar. Yani kimlik bulanımı yaşıyorlar. Hedefsizlik, ümitsizlik ve en kötüsü de kaybedeceği bir şey yok. Buna da biz yani akademik olarak yaklaştığımızda depresyon diyoruz. Mental health problemi var. Çocukcağız öyle bir arada sıkışmış kalmış. Bunun örnekleri var yani. Bunlar işte yaşadığımız, gördüğümüz örnekler var bunda. Ne oluyor bu sefer? İki arada bir derede kalınca, iki kültür arasında sıkışıp kalınca kendini değer verilen birisi olarak görmüyor gençler. Toplumda kimse adamı yerine koymuyor. Mutlu olmak için bu durumda alternatif kültür arayışına giriyorlar. Alternatif kültür arayışı bir tabirdir. Alternatif kültür demek kendisinin mutlu olabileceği gruplar aramak. Yani buna işte uyuşturucu grupları, çeteler falan buna giriyor. Heavy metal dediğimiz veyahut da şeytana tapanlar, o gibi şeyler, o ateistler veyahut da deistler dediğimiz o tarafa kaymalar oluyor bu sefer. Çünkü kendini mutlu hissetmiyor mevcut grubun içinde. Buna depresyon diyoruz. Toplum statüsünde yeri yok. Aile ve toplum destek. Bir de akademik dersleri biraz başarısızsa, akademik dersleri tamam artık yani. Çocuk her taraftan itiliyor ve aşağılanıyor. Bu gibi çocuklar eve gelmek istemiyorlar. Evde mutlu değiller. Çünkü devamlı bir aşağılama söz konusu, tenkit söz konusu. İşte bunlar bir süre sonra alternatif arayışlara giriyorlar. Ben şeyle alakalı kitaplar da okudum. İşte uyuşturucu kullanan gençler niye gitmiş falan. Bu Türklerle alakalı değil, genel yapıda. Gençlerin bu gibi kötü olaylara kaymasında, kötü gruplara kaymasında en büyük faktör ne biliyor musunuz? En büyük faktör ailenin mutlu olmaması. Çocuk eve gelmek istemiyor. Mutlu olacağı bir yer arıyor. İşte buna biz alternatif kültür arayışı. Yani alternatif kültür arayışı dediğimiz artık bakıyorsunuz çocuğun annesi babası çok iyi insanlar olabilir ama çocuk bozuluyor hani tabiri caizse. İşte garip garip akımlara kapılıyor. Garip garip şeyler yapıyor. Bunu istemiyoruz biz yani. Şimdi bu üç probleme çözüm ne olabilir? Gençlerin karşılaşmış olduğu üç probleme çözümler ne olabilir? Öncelikle üç adım var bu problemlere çözüm açısından. Birincisi, aile ve yakın çevrenin yapması gerekenler, böyle bir iki kutup olmaması gerekiyor. İki kutup olması lazım. Birbirinden ortak noktalarda birleşmesi gerekiyor. Sosyal entegrasyon bu. Sosyal entegrasyon ortak değerlerde bir araya gelmek. Topluma faydalı olmak, toplumun parçası olmak gerekiyor. Yani içinde bulunduğu topluma katkıda bulunmak. Bunları aile yapmazsa çocuk da yapmıyor. Aile bunu yapacak ki biz bu toplumu seviyoruz, bu toplum tarafından desteğimiz var, topluma faydamız var. Bunu göstermesi lazım yani konuşmayla değil. Ortak değerlerde birleşmek yani birçok ortak değerler var. Müslüman sıfatları var içinde yaşadığımız toplumda. Onlarda birleşmek Müslüman sıfatlarında. Ve en önemlisi yaşayarak göstermek. Yani yaşayarak göstermek topluma fayda. Evde ne yaptığınızı kimse ilgilendirmez. Evde oruç tuttunuz. Namaz mı kıldınız, ibadet, bunlar kimse evsiz yapmaz. Dışarıya ne yaptınız? Evinizin önü temiz mi? Ne bileyim, toplumdaki yeriniz nedir? İnsanlar ne gibi şey yapıyorsunuz? Bakımdan burada birçok kimsenin kendine göre bir dini var yani. Herkes dini değerlerinin ne olduğunu biliyor. Soru işareti şu, bunları kim yaşıyor? Samimi bir şekilde bu evrensel insan değerlerini kim yaşıyor? Bu kazanıyor yani. O bakımdan sosyal entegrasyon demek içinde bulunduğumuz topluma kendi kültürümüzün güzelliklerini bizzat yaşayarak göstermek. Topluma faydamız olması lazım yani. Sosyal entegrasyon yaşadığımız değerleri göstermek. Topluma faydalı olma ve Müslüman sıfatlarını göstermek yani. İkinci kısım ise, çözümdeki ikinci adım ise etnik alt kültürün muhafaza edilmesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı Türk toplumunu temsil ediyor. Türk toplumu tamamen mavinin içinde kaybolmuş değil. Yine bir etnik yapısı var. Yine bir ki. Buna biz etnik alt kültür diyoruz. Yani Müslüman Türk alt kültürünün canı tutulması lazım. Bu şekilde iki çözümü bir araya koyarsak, bir taraftan bir kutuplaşma olmayacak, ortak değerlerde birleşeceğiz, bu ortak değerlerde Müslüman sıfatlarında birleşeceğiz. Temizlik, kurallara uyma, efendim kanunlara uyma, insanlara yardım etme, insanlara yaptığın işlerle, Müslümanlığın güzelliğini yaptığın işlerle göstermek. Ya konuşmayla kimse bir şeye inanmıyor artık yani. Saatlerce konuşabilirsiniz yaptığınız işe bakar. Bir de kendi kültürümüzü, kendi kimliğimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Böyle bir denge. Bu dengenin, bu terazinin iyi sağlanması lazım. Bir tarafa gitmeyecek. İkisinin de güzel bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise
Şimdi herhangi bir anne babaya sorsanız, bunun Türk'le Müslümanlık'la alakası yok. Herhangi bir gidin Amerikalı, Hintli, Çinli, burada gördüğünüz kim var sorsanız, onlar genellikle iki şey isterler. Bir tanesi, herkes çocuğunun ahlaklı, dindar, temiz olmasını ister. Kendi dinine göre, kendi ahlakına göre. Ve herkes çocuğunun çalışkan, başarılı olmasını ister. Bu Cenab-ı Hakk'ın annelerin, babaların kalplerine koymuş olduğu bir şey yani bu. Bu standart bir şey yani. Siz ne kadar çocuğunuzun ahlaklı, dindar olmasını istiyorsanız, yan komşunuz olan Hintli kişiler, Koreli kişiler, İspanik kişiler veyahut da işte ne bileyim Amerikalılar, artık ne diyecekseniz, bunların hepsi de aynı şeylerdi. Ama böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Böyle bir martı yetiştiriyorsunuz yani. Nedir bu? Hedefi olmayan, boş boş dolaşan bir martı yani. Yetmiyor yani. İki kanadı olacak fakat bu kuş nereye gidecek? Gaye hayali yok bu kuşun. Bir hedefi yok. Boş boş dolaşıyor yani. Asıl olması gereken idealist gençler yetiştirmek. Gaye hayali olan gençler yetiştirmek. Bu zor işte. Öbür türlü bu olmadığı zaman bizim normal piyasadaki insanlardan farkımız yok yani. Topluma insanlığı düşünen, insanlığa faydalı olmaya çalışan, bu şekilde Müslümanlığı, Türk kültürünü tanıtacak, bu şekilde kendini sevdirecek olan, kendini sevdirme diyoruz, bu şekilde sevdireceksin sen. İslamiyet'i yaşayarak gösterme, buna diyoruz. Bu da işte çocuklarımıza hedef vermekle olur yani. Biz seni bugünler için yetiştirdik diyeceğimiz bir hedefimiz olması lazım. Yani çocuğumuz ne yaparsa, nereye geldiğinde diyeceksiniz ki, sütüm sana helal olsun evladım, ben seni bugünler için yetiştirdim. Var mı? Yani öyle bir şeyin olması lazım aklımızda yani. Gayeyi hayal vermezsek, sadece o iki şeyi düşünürsek, karşımıza 5 vakit namazlı, niyazlı, Harvard'ı bitirmiş, MIT'yi bitirmiş, materyalist kişiler çıkacaktır yani. Topluma bir etkisi olmayan, Müslümanlık adına güzel şeyler ortaya koyamayan insanlar olacaktır yani. Şimdi toplum bu konuda ne kadar hazır? Batı toplumumuza baktığımız zaman bunlar çok açıklar yani, böyle immigrant dediğimiz. Ben bir iki resim göstereceğim. Bu resimdeki kişi Sadık Kağan, Londra şehrinin belediye başkanı. Bu da ailesi. Yani biraz bize yakın gibi diyor değil mi? Adamın özellikle işte orada yeleği var, kravatı falan var. Bak oluyormuş demek. Bu da şu anda seçimlerde Amerika'nın ikinci başkan yardımcısı olacak kişi. Vice President Kamala. Bu da Kamala'nın ailesinden bir fotoğraf. Biraz Hint asıllılığı var. Bu resimdekini de zaten biliyorsunuz yani. Obama, right? Bu Obama'nın baba tarafı, teyzeleri, halaları işte. Pardon, halaları. Şimdi burada ben anlatmak istediğim şey, toplumda kapı açık. Yani ben şu anda size 3 tane örnek verdim. 3'ü de siyasi lider. Ben siyasetten alakalı değil. Sadece bunları herkes tanıdığı için yapıyorum. Buraya Nobel ödülü almış kimyacı birisini koysa kimse tanımazdı yani. Sadece fikir vermek için. Yani çok iyi bir sanatçı da olabilir. Çok iyi bir müzisyen de olabilir. Bir yerde büyük bir yönetici de olabilir. Kapı açık yani. İşte gençlerimize hayal verme, gayeyi hayal verme, idealizm aşılama için biz maalesef kendimizin içinde bazı zincirlerimiz var, onu kıramıyoruz yani. Çocuklarımıza ufuk verme açısından şey yapamıyoruz, cesaretli davranamıyoruz. Ama bu da olmazsa olmaz yani. Dolayısıyla 3 şey. Böyle çocukları yetiştirmemiz lazım yani. Gayeyi hayali olan, iki kanadı olan fakat belli bir hedef olan, ona gitmeye çalışan, tuttuğunu koparan gençler, idealist. Neticede ne olacak? Benim bu toplum içinde yerim var diyor çocuk. Seviniyor. Bizi seviyorlar. Biz de bunları seviyoruz. Bu toplumun parçasıyız. Bunlar bütün problemler. O başta göstermiş olduğum 3 tane problem var. Bunların hepsini ortadan kaldıran çözümler. Ve genç diyor ki benim toplumda adam yerine konmuş bir genç. Yaptığı işlerden dolayı takdir edilmiş. Türk toplumu içinde de bir yeri var. Önemli bir kişi, yaşayarak gösterme ideali. Bu şekilde olunca, buna ulaşabildiğimiz zaman yani hem Allah'ın izin ve inayetiyle çok başarılı bir gençlik ortaya çıkabilir. Dominant kültürden etkilenme. Peki bunları nasıl yapacağız? Yani 3 tane çözüm dedik. 1, sosyal entegrasyonun başarıya ulaşılması lazım. Aileler, anne babalar. Etnik kültürün, etnik subculture dediğimiz etnik alt kültürün canlı tutulması lazım. Oradaki dengenin de sağlanması gerekiyor. Ve 3.'sü de idealist gençler yetiştirme. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmemiz için öncelikle
gençleri etkileyen faktörleri iyi anlamamız gerekiyor yani. Bunlar tamamen farklı bir kültürdeler. Tamamen farklı bir kültürdeler yani. Şimdi gençleri etkileyen 4 ana faktör var. Bir tanesi aile, ki ailen yerini hiçbir yer tutamaz. İkincisi bizim kültür merkezlerinden gelen abiler, ablalar, kültür merkezleri ve onların çevresindeki programlardan yapmış olduğumuz alternatif bir çevre. Diğeri okul. Bu okulu bir şey yapamıyoruz çünkü okul devlet okulu olduğunu farz edin. Burası sadece çocuğun akademik yönden başarısı. Bu kırmızı nokta da işte gitmesini istemediğimiz nokta. Kırmızı nokta. Yani buna biz işte kötü arkadaşlar, kötü şey diyebiliriz yani. Şimdi bizim hedefimiz çocuğun bu kırmızıyı azaltmak, yukarıdakileri büyütmek. Bunu nasıl başarabiliriz? Ana faktörler bunlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi çocuklar bildiğiniz gibi Amerika'da, ben New Jersey ve Washington ve Chicago'yu gezmiştim. Oralardaki parametrelere göre konuşacağım. Gençlerimiz maalesef kültür merkezine fazla gidemiyorlar. Haftada belki bir veya iki defa gidebiliyorlar. Dolayısıyla kültür merkezi ve kültür merkezinin onlara vermiş olduğu hizmetlerden istifade etme oranı çok az. Yani çocukla iletişim %10'dan az bile. Yani haftadaki çocuğun etkilenme, iletişim şeyine bakıyorsunuz, saatlere oturup hesaplayın, bakın %10'dan az bir zaman diliminde kültür merkezi ve kültür merkezinin faaliyetlerinden istifade edebiliyor ki bütün hepsine de zamanında giderse yani. Yani gerçekçi yaklaşmak gerekirse bundan bir şey çıkmaz yani. Yani çok ümitli olmamak lazım çünkü vakit çok az, çok az zaman dilimi. Birincisi bu. Eğer kültür merkezindeki mentorlar, abi abla dediğimiz kişilerin sayısı yeterli değilse, kalite problemi de olabiliyor. Eğitimsiz, acemi de olabiliyor. Yani burada kimse suçlu değil, eleman yok. Bazıları yanlış mentor seçimi de olabiliyor. Yanlış mentor seçimi, hayatta mentorluk yapamayacak kimseyi bazı zaman çocukların önüne örüyoruz. Oradan o %10'luk alandan etkilenince o da zarar veriyor bu sefer. Yani çocuk belki 10-15-20 yaşına kadar, 15-18-19 yaşına kadar bir şey demiyor. Ondan sonra kopmalar başlıyor yani. Bir daha oralara gitmek istemiyorum diyor. Buna bakıyorsunuz, temenni inerseniz kültür merkezi veya programlar veyahut da programların kalitesi, en önemlisi de abi abla dediğimiz kişilerin hatalarından gelebilir olabiliyor. Yani bu birincisi. İkincisi tabii çocukların en büyük etkileyen şey aile. Dediğimiz gibi ailede huzur yoksa çocuk alternatif bir yer arayacak. Bu içki de olabilir, uyuşturucu olabilir, çeteler de olabilir, değişik yerler de olabilir. Evde düzen, huzur yok. En önemli bir şey de babalık yapmayı bilmiyor. Bu önemli bir şey çünkü babalık nereden babalık yapacak? Türkiye'de babasından gördüğünü uygulayacak. Burada o yöntem işlemiyor. Değişik kültür. Türkiye'de olsa devam ederdi ama burada farklı. Çocuklar babalarında, anne babalarında örnek yaşam eksikliğini görüyorlar. Ve her şeyi kültür merkezinden bekleme. Şimdi bunlar da olunca maalesef çocuk ailesinden tam beslenemiyor yani. Ailesinden gelen etki o kadar iyi olmuyor. Bu da bir negatif etki. Gençleri aileden soğutan davranışlar. Bunlar İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu kültüre göre. Türk kültüründe farklı olabilir. Ama Amerikan kültüründe dediğimiz gibi çocuk iki kültür arasında. Gençleri devamlı kritize etmek. Sen niye beceremedin? Sen niye tembelsin? İstenmeyen tavsiye ve nasihatler vermek. Ortada fol yok, yumurta yok. Dede Korkut masalları gibi. Oğlum, bu Türk kültüründe geçiyor. Burada geçmiyor yani. İşte bunu yapmalısın, şunu etmelisin. Bunlar bu çocuklar istemiyorlar böyle şeyleri. Akranları, arkadaşları, kardeşleriyle karşılaştırmak. Yani sen niye onun gibi olmadın? Bak o ne yaptı, sen ne yapıyorsun falan şeklinde. Halbuki her çocuk farklıdır. Çiçekler farklı olduğu gibi her çocuğun öğrenme kabiliyeti farklıdır. Cenab-ı Hak başka kabiliyetler vermiştir yani. Herkes matematikte süper olacak diye bir şey yok yani. Toplumu çocuğun içinde başkadan şikayet etmek, bizim oğlan çok zekidir ama çalışmıyordur gibi şeyler. Ve çok en son maddede çok yapılan bir şey, ben senin zamanındayken. Buna hiç girmemek lazım. Bunun mantıki bir açıklaması da yok. Çünkü devir değişmiş, parametreler değişmiş, ekonomik seviye değişmiş. Hala siz tarihteki bir şeyden, örnek bizim zamanımızda kara lastik giyerdik. Sovat yani. Şimdi olsaydı şimdi giyerdi. O zaman vakit değişti. Yani bu bir şey değil yani. Bunlar maalesef geri tepen şeyler. Başka ne var? Gençleri dinden soğutan davranışlar. Evde aşırı din eğitimi.
empoze etmeye çalışmak. Burada mesela ben kısa bir 5 dakika bir ara vereyim, bir şey anlatayım size. Bir gençte biz bu sıkıntıyı gördük. Çocuk evine gitmek istemiyordu. Ama halbuki babası çok iyi bir insan. Çok dini çok seven bir insan. Yani fıtratına işlemiş, çok güzel şey yapıyor. Baktık ki sonradan sabahtan akşama kadar evde şey var yani, dini konular konuşuluyor. Sabahtan akşama kadar bir sürü şeyler. Çocuğun artık burasına gelmiş. Şimdi böyle deyince arkadaş dedi ki, hocam dedi, dinin zararı olur mu dedi ya. Ne güzel işte, bak çocuk evde sabah kalkıyor, akşam hep dini. Öyle mi dedim, bak sana ben bir şey sorayım, sen kendin cevap ver. Şimdi cumaya gidiyoruz, koronadan önce cumaya gidiyorduk değil mi? Cuma'da hutbede imam güzel konuşuyor değil mi? Bak dini şeyleri anlatıyor. Ama imam cuma hutbesini 5 dakika uzatınca ne hissediyordun hocam sen? Bir düşün bakalım. Hayırdır? Şimdi bu işin esprisi tabii. Yani her şeyin bir tadı olması lazım. Bir zamanında bir yerinde olması lazım. Yani en önemlisi yaşayarak göstermek. Oğlum yalan söyleme, işte hırsızlık yapma deyip ertesi gün telefonda yalan söylemek başkasının. Başkasının gıybetini yapmak. Çocuk gözlemliyor tabii. Sen kimseyi kandıramazsın yani. Kanunlara riayet etmemek. İşte ne bileyim, belediyenin kanunları olabilir. Devletin kanunları olabilir. Maalesef çok yapılan kültürü kötülemek, aşağılamak. Ya bunların işte içinde bulunduğu Amerikan kültürünü veyahut da Kanada veyahut da İngiltere kültürünü aşağılamak. Dengesiz helal haram. Her şeyi dine getirmek. Her şeyi de yaparsan günah olur demek. Bir süre sonra çocuk, bunu abilerimiz konuda uzman olanlar daha iyi bilir. Ya, bir yerin dibine batsın diye ben bunu yapmak istiyorum diye. Yani dinden çıkan bir çocuğun hikayesini anlatmışlardı. Türk değil çocuk, başka bir şeyden. O gün dedi dinden çıkmaya karar vermiştim. Yeter artık dedi. McDonald's'a gittim. Bir tane hamburger aldım. Artık dönüşüm yoktu benim. O hamburgeri aldım, yedim. Bitti artık yani. Ben dedim İslam'dan çıkmıştım dedi. Şimdi, biliyorsunuz tabii yani, tamam bir tarafta günah var ama bunlar şimdi bilgisizlikten de geliyor. Yani her şeyi günah götürüyor. Bazı şeyler şey de olabilir. Yani tıbbi de olabilir. Oğlum bunu yaparsan zarar da olabilir sana. Tıbbi olarak zarar da olur. Ona da gidilebilir. Bir de bizim şeyimiz dış görünüş. Aman şunu yaparsan ne derler, bu derler. Yani desinler ne olacak ki? Yani sen ne bileyim kendine göre bir şey yapmak istiyor çocuk. Bir bölümde okumak istiyor. Falanca ne dersin? O diyen kişiler zaten 5-6 sene sonra bir şey bir yerlere gidecekler. Kimisi başka eyalete gidecek, kimisi... O 5-6 sene için mi yapıyorsun yani o insanları memnun etmek için? Kendi hedefin, kendi gayen, kendi idealin yok mu yani? Bu da bunlar işte çok etkiliyor insanları yani. Çocukların güvenini tahrip eden ebeveynlik hataları. Sorumluluktan kaçmalarını sağlamak, aşırı korumacı olmak, hata yapmalarını önlemeye çalışmak, mükemmellik beklemek, disiplin etmek yerine cezalandırma. Bir hata yaptığı zaman sen çok kötü birisin. Bu cezalandırma, disiplin. Sen bu konuda kötü karar verdin. Bunun tabii kötü kararının da şeyini ödemen lazım. Artık cezası neyse ama bir daha yapma falan şeklinde yaklaşıp. Diğer bir şey, anne babanın yanlış beklentileri. Kültür merkezinden çok şeyler beklemek. Abi ablaya haftada 3-4 saat gönderince onun ailenin yapması gereken şeyleri yapacağını zannetmek. Çocuk bakışçısı görmek gibi görmek onları. Koronadan olduğu için şimdi olmuyor da eskiden. Ve en önemlisi benim dikkatimi çeken şey, çocuğun problemi var. Olabilir. Çocuğun problemi olabilir. Bu problemi çocuğu kimseye söylemeden programlara göndermek. Orada rehabilite olup iyileşeceğini beklemek. Kültür merkezleri ne rehabilitasyon merkezidir, ne çocuk bakım merkezidir, ne de ailenin yerini doldurabilir. Yani bunlar ailenin yapmış olduğu hatalar. Kimse sizin çocuğunuza anne babalık yapamaz. Ve son günlerde revaçta olan bir şey var. Ailenin Türk alt kültürünün değerlerini küçümsemesi. Kendi kültür değerlerini küçümsemesi. Tenkit etmesi. Özellikle kültür merkezini, mentorları tenkit edebilir. Bakın şimdi her şeyden memnun olacaksın diye bir şey yok. Bunu çocuğun yanında yapmak bütün krediyi götürüyor yani. Çocuğun yanında onun abisini, onun kültür merkezindeki ona yardım eden kişiyi tenkit etmek, aşağılamak bütün krediyi götürüyor yani. Ondan sonra benim çocuğum niye kültür merkezine gitmek istemiyor, niye programlara katılmak istemiyor? Çünkü ailenin yapmış olduğu hata. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda ne oluyor?
Çocuğun gidecek başka bir yeri kalmıyor artık yani. Gidecek başka bir yeri kalmıyor. Alternatif subculture'a kayması gerekiyor. Orada mutlu olacak yani. Ya araba yarışlarına gidecek, ya ne bileyim o tür çocuklarla şey yapacak. Artık eve meve uğramak yok, kültür merkezine uğramak yok. Artık neyse hangisinden şey yapıyorsa, sigaradır, uyuşturucudur, içkidir, o taraflara doğru kaymalar olabiliyor. Temel şeyler bunlar. İki kültür arasında kaybolmuş, alternatif kültürlere kaymış. Moral values dediğimiz yani ahlaki uğramış, kimlik problemi ve neticesinde kötü bir son. Peki bu çözüm yöntemleri nasıl uygulayacağız? Soru belli, çözümleri de var. Nasıl uygulayacağız? Birincisi, yani biz çocuğun etrafında anne baba olaraktan ve kültür merkeziyle beraber bir cemiyet oluşturuyoruz değil mi? Küçük de olsa bir cemiyetimizdir. Ve aynı zamanda çocuğun işte ne bileyim normal lokal toplumda da bir interaksiyon oluyor. Cemiyet kristal bir yapı gibidir. Gençler de onun içinde tıpkı herhangi bir sıvı gibidirler. Onunla renk şekil alırlar, onunla görülürler. Yani bu hoca efendiler bazı düşünürün daha önceden dediği şey var yani siz gençlerinizi, çocuklarınızı terbiye etmeye uğraşmayın. Siz kendinizi terbiye edin. Onlar siz nasıl yaparsanız öyle yapacak. Yani bu değişik bir anlamda aynı değişik bir söylemle aynı şeyi anlatıyor. Yani yapmacık bir şey olmuyor. Her şeyi tenkit, her şeyi itiraz bir yıkma hamlesidir. Beğenmeyebilir insanlar. Olabilir. Gayet normal. Eğer bir şeyi beğenmiyorsan ondan daha iyisini yapmaya çalış. Git konuş. Ben ne yapabilirim? Hafta sonlarım boş. Bu programlara nasıl katkı olabilirim? Şeklinde diye. İçindeki bulunduğumuz topluma faydalı olmamız lazım. Yani bu kültür merkezine, programlara faydalı olmamız gerekiyor. Zira yıkmaktan harabeler, yapmaktan da mamureler meydana gelmiştir hoca efendi. O zaman ne yapıyoruz biz? Cemiyetin öncelikle hazırlanması lazım. Mutlu bir aile, kaliteli mentorlar ve beraber çalışıyorlar. Beraber çalışıyorlar. Birbirlerini destekliyorlar. O zaman güzel bir havza oluşuyor. Güzel bir ortam oluşuyor. Gençlerin rahat nefes alabilecekleri bir yer. Uygulamaya gelelim. Nasıl olacak bu iş? Son kısım burası. Sosyal entegrasyon, sosyal bütünleşme, bireyler kendi öz kültürlerini korurken dominant toplumun kültür normlarını da benimsemeleri lazım. Şimdi biz burada çok çok şanslıyız. Niye? Burada bir sürü Müslüman kültür, Müslüman sıfatları var zaten. Yani işini doğru yapma, özellikle mesela bir baba açısından iş yeri sahibi ise hiçbir mahkemelik olmaması lazım. Vergi problemi olmayan, ne bileyim evine polis tarafından efendim mahkeme kararları gelmeyen birisi olması lazım. Hani Müslümanlık güzel bir şey diye buyur göster. Sadece biz işin ritual kısmına gidiyoruz. Sadece ritual kısmına gidiyoruz. Ama sosyal yaşama geldiği zaman tamamen değişik bir tablo çıkıyor. Sosyal entegrasyon bir toplumun devamı ve istikrarı o toplumu oluşturan birey ve grupların bütünleşmesine bağlı. Yani biz bu toplumla bütünleşir, bu toplumdaki güzellikleri paylaşırsak o zaman çocuklar için çocukların yetişebileceği bir güzel bir çevre oluşturmuş oluyor. Toplumsal bütünleşme oluyor. Ortak değerlerde yani bakarken etrafa Müslüman gözlüğüyle, Müslüman sıfatıyla bakmamız lazım yani. Sokaklar ne kadar temiz değil mi? Bu Müslüman sıfatı değil mi yani? İnsanlar ne kadar güzel kurallara uyuyor? Bu Müslüman sıfatı değil mi yani? Bu bakımdan bakmamız lazım yani. Ortak değerlerde buluşmak ve en önemlisi davranışları da göstermek. Yani kış kar geldi, sadece evin önünü temizlemeyeceksin, komşuyu da temizleyeceksin yani bu gibi şeyler. Şimdi ben bakış açısıyla alakalı küçük bir test yapacağım burada. Bir topluma nasıl bakacağız biz şimdi? Bir topluma iki türlü bakarız biz. İki tane gözlüğümüz var. Bir tanesi topluma bu şekilde bakarsınız. İşte şunlar bu dinden, bunlar şu dinden, şundan falan şeklinde bu gözle bakarsınız. Bunun bazı zaman arkasında ırkçılık da olabilir. Ya da değerler açısından bakarsınız. Değerler açısından sözünde durmak, dürüstlük, dayanışma, paylaşma, gönüllülük, temizlik, nezaket, saygı, komşuluk, misafirperverlik, fedakarlık. Şimdi buna baktığınız zaman toplumda burada bakın bayrak yok. Bir bayraktan bahsetmiyoruz biz, milletten bahsetmiyoruz biz. Bir dini oluşumdan da bahsetmiyoruz biz. İnsanların hayatlarıyla, yaşamlarıyla ortaya koymuş oldukları tabloya bakıyoruz. Şimdi bunları yan yana koyarsak, eğer birinci gözlükle bakarsak her şeye, biz o zaman burada ülkede yaşamamız çok zor. Ama ikinci gözlükle bakarsak, ortak değerler, Müslüman sıfatlara bakarsak bu ülkeler, yetişmiş batı toplumları birçok yönde Müslüman ülkelerden daha iyi şey açısından, Müslüman sıfatlarının yaşanması açısından baktığımız zaman. Bu bakımdan
yaklaşım, bakış açısını değiştirip bu ülkedeki Müslüman sıfatlarını, bunun çok üzerine gidiyorum ben, önemli olduğunu yani, göstermek, çocuklara bunu takdim etmeniz gerekiyor. Adamın teki mesela geçen sene Christmas zamanında $500,000 parayı fakirlere dağıttı yani. Yani şimdi bu fakir hiç tanımadı etmedi kimselere $500,000 dağıttı yani. Bu bir Müslüman sıfatı, o kadar insanın ihtiyacını gördü yani. Bu gibi şeyleri gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani bunlar bizim değerlerimiz, bunlar bizim değerlerimiz. Bu ülke başarılı olduysa, bu ülke bu kadar yapsa, bunlar arkasına baktığınız zaman Müslüman sıfatlarından gelmiştir yani. Sosyal yapıda Müslüman sıfatları, adalet anlayışının ve uygulamasının, yani bildiğiniz gibi Batı ülkelerindeki adalet anlayışı uygulaması perfect olmayabilir. Ama karşılaştırdığınız zaman şununla dünyanın birçok yerindeki Müslümanım diye geçinen toplumlardan çok daha üstü. Zaten birçok insan onun için geliyor buralara. Temizlik anlayışı uygulaması, kurallara, kanunlara uygulamak, sadece bu trafik ışığı değil yani, vergi kurallarına uymak, rüşvetin az olması, özgürlüklerin, imkanlar tanımak, emniyetin ve güvenin temsilcisi olmak, bunlar bu toplumun parçaları oluyor. Şimdi biz de bu toplumun içinde ne yapmamız lazım? Emniyetin ve güvenin temsilcisi olmamız lazım. Yani bu adam hırsızlık yapmaz. Bu adam kimsenin malını çalmaz. Bu adam efendim kurallara uyar. Bu adam zamanında yani işte ne bileyim çöpünü dışarı koyar gibi bu gibi şeylerden başlar. Bunu yaşayarak göstermek lazım. Yani güven tevkil etmek. Güvenir bir insan. Bak burada ne bileyim toplumda bir ihtiyacımız vardı. 5 tane çocuğa okul çantası gerekiyordu. Gitti aradı buldu getirdi. Buna yaparken de sadece tabii kendi mahalleniz değil yani. Toplumda ihtiyacı olan o çocuklar İspanik de olabilir, Meksikalı da olabilir, ne bileyim Afrika'dan gelmiş fakir çocuklar da olabilir yani. İlla kendi Türk toplumundan gelen çocuklar da değil yani. O şekilde yardım etmek lazım. Emniyetin ve güvenin temsilcisi olduğunuzu böyle 2 dakikalık, 3 dakikalık konuşmalarla olmuyor bu işler. Yani bir hayat serencesiyle sizi 5 sene, 10 sene belki bakacaklar. Evet bunlar bu topluma faydası olan insanlar. Yaşamlarıyla gösteriyorlar bunu. Sosyal entegrasyon küçük küçük başlar. Önce komşuları ziyaret edersiniz, aşure dağıtmadır. Ondan sonra korona öncesi yemeklere gelme. Bunlar güzel şeyler ama şeydir yani, başlangıçtır, hedef değildir. Bu biraz daha şey yapar, onların vakıflarına gidip yardım edersiniz. Onlar sizin vakfınıza gelir, yardım eder. Daha sonra güzel bir arkadaşlık kurulabilir yani. Sosyal entegrasyon bir ortak değerlerde birleşme. Herkes kendi değerlerinden memnun. Bakın. Yani kimseyi değiştiremezsiniz. Ancak tanıtırsınız. Ha, bu güzel bir şeymiş, güzel kokuyor. Bu adamların yaptığı şey güzel. Yani dediğimiz gibi güzel ahlaki değerler bütün dinlerde var. Hepsinde aynı şeyler var. Yalan söyleme, iyilik yapma hepsi var. Soru işareti şu. Bunu kim samimi olarak yaşayıp ortaya koyuyor? Bizim buradaki farkımız olması lazım yani. Bunu evrensel değerleri, insanlık değerlerini yaşayarak ortaya koyuyoruz. Ve bu insanlık değerleri, evrensel insanlık değerleri, insan hakları değerleri veyahut da komşuluk değerleri bunların temeli Müslümanlıktan gelmedir yani. Yaşayarak gösterme bu. Bir diğer bir şey daha, yani bu Avrupa ülkesi ve Amerika ile yapılan bir ankette sormuşlar. %% komşusunun Müslüman komşu görmek ister yani. Veyahut da komşu Müslüman olsa sence problem olur mu? Bakın Hollanda %90 problem yok diyor. İsveç, Amerika %90'lar bunlar. Benim diyor yani komşu Müslüman olmasına ben diyor gocunmam diyor. Şimdi buradaki şey şu. Bunlar Müslüman değil. Budist olsa da gocunmazlar bunlar yani. Bunu dinle, sadece Müslümanlar değil mi yani? Adam burada çünkü buradan yapısı daha farklı yani. Dediğimiz gibi ırkçılık gibi şeyler burada az. Yani adamın yan komşusunun herhangi bir dinden olmuş olması onun endişe etmesi gerektiren bir şey yok. Bu rakamlar yani Müslümanlar için yapılmış ama aynı rakamlar yapsanız Hintliler, Çinliler, ne bileyim Budistler, diğer din mensupları için de görebilirsiniz. Yani toplum buna hazır. Toplum buna hazır. Belki biz içimizde bazı zincirler var, kıramıyoruz yani. Bu gibi şeyler yardım etmek, toplumdaki problemleri yapmak. Sadece kendimizi değil bakın, sadece kendi mahallemizi değil yani. İçinde bulunduğumuz topluma faydamız olması gerekiyor yani. Yapılacak bir sürü iş var. Çok burada bakın şu ana kadar bahsettiğim hiçbir tanesine para diye bir şey geçmedi yani. Para değil bu işler değil yani. Param yapmak yani gidip eline eldiven giyip orada yemek dağıtma gibi şeyler. Yani illa da bu işler parayla olacak diye bir şey yok yani. Zaman ayırmaya da olabilir. Küçük olabilir. İlla büyük şeyler de değil. Ama beraber ortak iş yapmamız gerekiyor yani. Ve bu şekilde ne olacak? Çevrelerine hep emniyet meltemleri estirmeli ve kendilerine karşı herkeste güven duygusu oluşturmaları lazım. Sen kanunlara uymuyorsan,
ne bileyim, istediğin kadar ben Müslümanım, Müslümanı çok güzel. Kimse dinlemeyecek bunu yani. Yani adam mahkemede ne bileyim anlaşmayı bozmuş, ortağıyla kavgalaşmış. Ondan sonra geliyor bize iyilikten, güzellikten, ahlaktan bahsediyor. Ya kardeşim sen önce kendini kurtar bunu. Değil mi? Yaşayarak gösterme, o oluyor yani. Hayatın da onu anlatacaksın. Öyle ki insanlar çok rahat onlara sırtlarını dönebilmeli ve onların hakkında çok rahat bir şekilde o diyorsa doğrudur. Onun sözlerine itimat edilebilir demelidir yani, bunlar hep büyüğümüzden gelen şeyler. Bu şekilde kendinizi tanıtabilirsiniz. Evet, sonuna doğru geliyoruz. Etnik alt kültürün canlı tutulması gerekiyor. Bunun için de Türkçe dili önemli. Bu şeyler işte sıra gecesidir, kına gecesidir, Ramazandır, pidedir, ziyarettir. Bunları yapıyoruz ama canlı tutulması lazım. Desteklememiz lazım. Bunlar önemli kimlik açısından. Evet, gaye, hayal, idealist gençler yetiştirmeyi bir daha şey yaptık. Toplumda yapılacak, dünyada yapılacak bir sürü işler var. Bunları yapacak kişiler bizim gençlerimiz. Bu konu başlı başına bir konu. Yani bu konu başlı başına bir konu. Bu konuyla alakalı da çalışmalarımız var. Eğitim sistemleri var. Onlar uygulanırsa olabiliyor. O konuda da ihtiyacı olan olursa, yani gaye, hayal nasıl verilebilir, idealist genç yetiştirmedeki yöntemler diye ayrıyetten çalışmamız da var. Onu da başka bir görüşmede paylaşabiliriz. Kapanış, özet ve kapanış bitiriyoruz. Temelde bahsettiğimiz kültürel olaraktan, yani dominant kültür içinde bulunduğumuz için, yani bu problemlerle karşılaşıyoruz. Türkiye'de olsa böyle bir şey yoktu tabii ki. Birincisi asimile olması gençlerin. Bu Amerika'da bizim çevremizde az gözüken bir şey, bizim arkadaş çevremizde. İkincisi izole olma meselesi. Bugün Amerika'daki bizim çevremizdeki arkadaşlar arasında pek fazla gözükmüyor. Olsa bile azdır. Almanya'daki Türkler arasında çok yaygın izole olma. Üçüncüsü bizde daha fazla gözüküyor. Çocuğun iki arada bir derede kalıp kopup gitmesi anne babanın yapmış olduğu hatalardan dolayı. Yani anne babanın yapmış olduğu hatalardan dolayı. Çözüm nedir? İşte mutlu aile ve mentorlar, kültür merkezlerinin bir arada çalışması gerekiyor. Son iki slaytımız kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, anne babanın yapması gerekenler özet. Huzurlu, temiz, düzenli, iç ve dış çocuk eve mutlu gelmesi lazım. Kültür merkezi mentorlardan çok fazla bir şey beklememek gerekiyor maalesef. Haftada 2-3 saatle bir şey olmayacağını kabul etmemiz lazım yani. Onlarla ortak bir araya gelmemiz, beraber programlar yapmamız gerekiyor. Türk Müslüman alt kültürünün oluşmasında aktif rol oynamak ve her şeyi kültür merkezinden beklememek bunlar da önemli. Local topluma faydalı olmaya çalışmak, Müslüman sıfatlarını yaşayarak göstermek. Babalık konusunda ise babalarımızın yapması gereken şey çocuğuna güveniyor, değer veriyor. Bunu lafla değil yaşayarak göstermesi lazım. Çocuğuna gaye, hayal verici, idealist verecek şeyleri bulması lazım, açıları. Gençleri göstermiş olduğu performansa göre değerlendirmek. Yani özellikle lisedeyken performansa göre. Her çocuk süper zeki değil bakın. Her çocuk süper başarılı olacak diye bir şey de yok yani. Yani bak insanları değişik yaratmış yani. Bakımdan onu anlayışla karşılayıp temel problem başta dediğimiz gibi mutluluk ve huzur. Baba evlat özel vakitler ayırması, zaman ayırması gerekiyor. Koronadan olduğu için şimdi güzel bir şey var. Yani burada önemli bir şey dikkatini çekmek istiyorum. Vaktimizi fazla da geçmek istemem de maalesef bazı babalar da bu sefer aşırıya gidiyorlar. Ev hapishaneye dönüyor. Çocuğa çok aşırı baskı yapıyorlar. O da iyi değil. O da iyi değil. Ufak bir denge kurulması lazım yani. Çocuğun her şeyini... Çocuk normalde 6 saat dışarıda oluyordu ya. Yani okuldan evden çıkıyordu. Okuldan, onun kadar bir vakit evde çocuğun kendi başına olması lazım. Her şeye karışmak iyi değil. Hata yapmasını anlayışla karşılamak. Sen kötü birisin bunlara dememek lazım. İnsanlar hata yapabilir. Hatanı düzelt. Bir daha tekrar etme. Hatandan öğren. Bu şekilde yaklaşıma girmek gerekiyor. Sonuna geliyoruz. Nedir bu özetle? Bir tarafta sosyal entegrasyon yapacak. Anne baba vazifesi toplumla barışık değerlere göre yaşayacak. Aynı zamanda da kendi etnik kültürünü yaşayacak. Dediğimiz gibi bu şekilde bir dengenin sağlanması lazım. Ve bunları başarabilirsek, bunların hepsi bizde var. Kendi kültür değerlerimiz de var. Hepsi bizde var yani. Eğer sosyal entegrasyonu yaşayabilirsek, uygulayabilirsek, çocuklarımızı bu topluma faydalı birer fert ve gaye hayal sahibi olan kişiler olarak yetiştirebilirsek, bu hedeflere ulaşabiliriz inşallah Allah'ın izin ve inayetiyle. Benim konuşmam burada bitiyor. E-mail adresim bu. Eğer sorunuz olursa buraya da şey yapar, bu sunumu da gönderebilirim veya başka konularda da yardım etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Benim vaktim burada bitiyor. Sorularınız varsa alabilirim.
Çok teşekkür ederiz abi. Çok değerli bilgiler verdiniz. Birkaç sorumuz olacak, olur mu? Vaktiniz varsa. Buyurun, tabii vaktim var. Buyurun. Abi ilk sorumuz şu şekilde. Bir çocuklarımızın burada doğup büyümüş olanı var. Bir de son dönemde çokça gelen Türkiye'de doğup belli bir yaşa kadar büyük gelmiş çocuklarımız var. Acaba bunlara davranışlarımızda bir farklılık olmalı mı veya nasıl bir farklılık olmalı? Şimdi burada önemli mesele aile. Aileden sonra çocuk geliyor. Yani anne babanın yeni gelen aileler için zaten ben bunu özellikle hazırladım. Yeni gelen aileler için bu sosyal entegrasyon ve etnik kültürü cevabı, topluma barışık olmaları biraz maalesef yani genel konuşuyorum, özel durumlarda olabilir fakat maalesef şark kurnazlığı diye bir şey var. Yani o toplum içinde yaşarken normal refleksler olarak gözüken, normal refleksler olarak gözüken şeyleri çantalarındaki bir kirli bir bohça gibi buraya da getiriyorlar yani. Şimdi buraya getirince anne baba bu topluma düşman olarak yetişiyor bir defa. O ne bileyim 1990'lardaki işte ne bileyim anti şeyler Amerikan düşmanlığıyla buraya geliyor. Şimdi bu kişiler bir defa evlerinde problem yetiştiriyorlar yani. Bu topluma düşman, toplumundaki insan güvenine dayanan boşluklardan faydalanıp kendince çok zeki olduğunu göstermeye çalışıp yaptığı hataların hepsi faturası çocuklarına çıkıyor yani. En büyük problem burada yani. Anne baba. Yoksa çocuklar anne babayı takip, anne babanın arkasından gidecekler. Anne baba çocuğu nasıl yetiştirirse ona gidecekler. Bahsettiğimiz gibi. Çocuklar genelde ilk gelen kişiler hemen şey moduna girerler. Survival moda. Yani toplumda ilk gelenler bu topluma tutunmaya çalışırlar. Onlar o gibi kişilerin, ilk gelenlerin en büyük şeyi de gettolaşmadır yani. Gettolaşma yapısına gitmek isterler. Çünkü kendilerini emin bulacakları bir neighborhood, bir mahalle bulmak isterler. Öyle yaparken de işte maalesef o buraya uygun olmayan değerleri diyeceğim kibar bir şekilde onları getiriyorlar. Ondan sonra çocuk evde bir topluma düşman birisi olarak yetişiyor. Halbuki onun yerine çocuğu yetiştirirken burası büyük imkanlar yeri. Burada Müslüman sıfatları daha fazla. Burada imkanlar daha fazla. Türkiye'de kalsaydın hiçbir zaman bu imkanların yanına yaklaşamayacaktın. Bak burada büyük imkanlar var. Cenab-ı Hak bize böyle fırsat vermiş. Çok başarılı hikayeleri var. Çok başarılı hikayeleri var. Bunlardan bir tanesi işte değil mi? Obama'ya bakabilirsiniz. Babası Afrika'dan gelmiş. Bunun gibi çok başarılı hikayeleri var. Sen de bu başarılı hikayelerden bir tanesi olabilirsin. Ama anne babanın böyle bir kültür birikimi yoksa çocuğunu müzeye götürüp müzedeki en büyük tablonun önüne geçip bak bu adam çok büyük işler yapmış. Sen de bunun gibi yapabilirsin. Senin bundan farklı diyemiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Yani dediğimiz gibi çocuk büyüyor, etkileniyor. O gayeyi hayal verme, ümit verme o önem taşıyor. Bilmiyorum sorunuza cevap verebildim mi? Teşekkür ederiz abi. Başka bir sorumuz da malumunuz burada kız erkek ilişkileri bizim kültürümüze göre, bizim coğrafyamıza göre çok farklı, çok daha rahatlar. Bizim çocuklarımıza bakan yönüyle bu kız erkek ilişkilerindeki sınır ya da denge ne olması lazım? Şimdi buradaki durum farklı. Burada çok bu işi gençleri çok iyi kaliteli yetiştiren gruplar var yani. Sadece Müslümanlar, Türkler değil yani. Amerikalıların içinde de çok kaliteli genç yetiştirenler var yani. Çocukların belli bir yaşa kadar bazı şeyler yapmasını müsaade etmeyen veya alternatif şeyler yapan. Buradaki temel şey şudur yani bunun Türklükle Müslümanlıktan ziyade ailenin ve çocuğun etrafındaki toplumun yaklaşımıdır yani. Alternatif bir şey ortaya koyamazsanız çocuk kendine göre bazı yerler bulacaktır yani. Bakımdan çocuğa yapma, kara bir liste değil, beyaz liste vermek lazım. Şunları yap, bunları yap şeklinde diye vermek lazım. Yani dediğimiz gibi bu gibi şeylere hassas davranan, çocuklar arası ahlaki durumlara hassas davranan kişiler sadece Müslümanlar değil. Bu konuda belki Müslümanlardan çok iyi durumda olan gruplar da var yani. O bakımdan İşin temelinde eğer gençler memnun değilse, ümit verilmemişse,
Anne baba toplumdan kopuk ise, çocuğuyla vakit harcamıyorsa, çocuklar dediğimiz gibi alternatif bir şey arayacaklardır yani. En önemlisi de şu, aşırı baskı da şey oluyor, aşırı baskı. Başta dediğimiz gibi getto hayatı. Aşırı baskı, kendine göre çocuğunu koruduğun zaten, halbuki çocuk 18-20 yaşına gelince patlıyor yani, çekip gidiyor ve çok kötü patlayıp çekip gidiyorlar yani. Bu da anne babanın hatasından geliyor yani, çocuğunu koruduğunu zannediyor. Çocuğunu korumuyor, daha fazla zarar veriyor yani. Her şeye hayır, her şeye kötü. Evde dur, bir yere gitme, bir şey yapma. Bunlar iyi davranışlar diye bir şey yeme. Çocuk yaşayacak hale gelemiyor. Ya çocuk yemek istiyor yani, ne bileyim, bir burger yemek istiyor yani. Olabilir. Yeme etme. Halbuki caiz, helal burgerler var yani. Bu gibi yolları açmadığımız müddetçe, kafeste büyütmeyi, onlar da bir isyan türü oluyor. Ne haliniz varsa görün diyor, ben bunu yapacağım diyor. Çok da üzerime gelmeyin diyor. Burası Amerika, 18 yaşına geldim, istedim yapıp deyip kapıyı çarpıp da gidebiliyorlar yani. Anne babanın maalesef sosyal entegrasyonu yapmamasından ortaya çıkan bir acı durum yani. Abi teşekkür ediyoruz. Son olarak da siz hani 2016'dan beri bu çalışmaları yapıyorum dediniz ve direkt field'dasınız. Diğer topluluklardan böyle onların da çocukları var. Onlar da buraya asimile olmadan entegre olmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz böyle pozitif, somut çalışmalar nelerdir? Birkaç dakikada özetleyebileceğiniz. Zor bir soru. Zor bir soru çünkü rahat konuşamıyorum çünkü elimde de şey yok, elimde değerler yok. O konuyu isterseniz ben inceleyeyim veya daha sonra şey yapayım. Şu anda bizim şeyimiz şu hocam, biz yeni öğreniyoruz. Kafayı vura vura öğrenme derler ya, bizden önce örnek alacağımız bir nesil yok yani bizim kimlik yapımızda. Çinliler mesela bir süre sonra eriyip gidiyorlar. Vietnamlılar bir süre sonra eriyip gidiyorlar. İşte Yahudiler arasında güzel çalışmalar var. Şeylerin şeyde mesela Mormonlar da bir sene kadar şey görsek mi yani Amerikan neyse artık, onlar da etnik bir yapı olarak görüyor ki onlar da çok başarılılar ve onların şeyleri aynı şekilde gençlere çok önem veriyorlar. Onların da mentor programları var. Mentorları yetiştirme programları var. Kendilerine göre anne baba işte çocuklara vakit ayırıyor. Ben bir arkadaşımla mesela görüşmüştüm. Bunlar şey, işte bir Hristiyan Amerikalı çocuk, o çocuğundan bahsediyordu. Kızı o zaman lisede okuyordu. Kız sabah, o zamanki saate göre sabah 4'te kalkıyordu. Sabah kiliseye gidiyordu. Kilisedeki genç programına katılıyordu. Ondan sonra okula gidiyordu yani. İşte ondan sonra diyoruz ki bunlar bizim hangi şey? Yani biz şöyle bir şey yapabilir miyiz? Çocuklar önce sabah namazına camiye gidecek, oradan okula gidecek diye bir şey. Bunu yapıyor adamlar ama. Çocuğa soruyorsun, ben diyor okulu bitirince diyor 2 sene diyor yurt dışına gidip diyor. 2 sene, 6 ay değil, 2 sene yurt dışına gidip diyor. Orada diyor davamı anlatacağım diyor. Yani bunlar Amerika'dan olan şeyler. Amerika niye büyük bunlardan? Şimdi bizim bu gibi şeyleri yani onlar da yapıyorlar bunu. Yani çocuklarını, gençlerini çok iyi yetiştiriyorlar. Belli bir yaşa kadar çocuğa kibrit bile dokundurtmuyorlar yani. Kibrite bile dokundurtmuyor. Kız erkek ilişkilerinde yine Amerikan kültüründe çok iyi olanlar var. Bu gibi örnekler var yani bunlar. Ama temeline inerseniz temel değerler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Buradaki temel şey şu. Bu değerleri kim yaşıyor? Yani değerleri kim ortaya koyuyor yaşıyor? Bunu samimiyetle ortaya koyan kimler? Bu da işte anne babadan geçiyor yani. Anne baba ne kadar topluma çabuk entegre olursa, bu topluma bir parçası olduğunu hissederse ve çocuğuna gayeyi hayal verme, idealist yapma konusunda enerji sarf ederse neticede bu gibi şeyler çıkabiliyor yani. İlla etnik olmasına gerek yok. İlla Amerika'ya sonradan gelmiş azınlık değil. Amerika'nın kendi içinde de böyle güzel gruplar, örnek alınacak gruplar var yani. Fakat temeline, teorisine indiğiniz zaman hepsi aynı yani. Hepsi aynı. Hepsi bizde var. Hepsi bizde var. Bizim tek şeyimiz, bizim grup, benim yaş grubumdan bahsediyor. Beynimizdeki kelepçeler, kafamızdaki kelepçeleri çıkartıp atamıyoruz yani. Bizim değerlerimiz, sahip olduğumuz değerler en kaliteli değerler.
Adam yıllarını harcıyor, doktoralar yapıyor, bir şey buluyor. Bakıyoruz ya, bizim hadis-i şeriflerdeki şey, adam hadis-i şerifteki şeyle aynı şeyi bulmuş. Halbuki önümüzde diyorsun, o kadar sene ömrünü harcamaya gerek yoktu yani. Bazı şeyleri biz İngilizceden Türkçe'ye tercüme edip ben seminer verirken Hoca Efendi'nin kitabından okuduğumu zannediyorlar. Hayır dedim ya, bunlar normal işte Harvard Üniversitesi'nin yaptığı çalışmadan gelen şeyler. Bizim elimizdeki kaynaklar süper. Ama uygulayan yok. Yani biz onu sadece dini ritual olarak almışız yani. Halbuki eğer dağ başında tek başına yaşıyor, o zaman dediğiniz doğru ama toplumda yaşıyoruz. Bunu göstermemiz lazım. Yani iyilik, doğruluk, güven insanı diyor mesela. Güven insanı. Nasıl güven insan olacaksın? Yani bazıları maalesef işte iş adamı gidiyor, acınacak şeyler yani. Abi sen güven insanı olmayacak mıydın? Sen çocuk çocuğuna nasıl yapacaksın? O şak kurnazlı denilen o şeyi yapmaya çalışıyorlar kendilerince. Türkler birbirlerine giriyorlar yani. Adam diyecek ya siz kardeşim hani Müslümanlık diyorsunuz, birbirinize giriyorsunuz yani. Bu nasıl yani? Ben ne alacağım ki sizden yani? Ne örneğiniz var sizin yani? Bir iki tane dükkan, ne bileyim bir ticaret için neredeyse birbirimizi şey yaptınız. O zaman bir örnek teşkil etmiyor. O zaman çocuk da bundan şey yapıyor. Bizimkiler ya işte doğudan gelmiş bunlar ya diyor. Buradaki şey bizim çözüm bizde yani. Bunu uygulayabilecek insanlar, ciddiye alıp uygulayabilecek insanlar. O zaman yaşantınıza dışarısına, o zaman insanlar size güveniyor. O zaman size güven işte olur, severler. Bu yaptığın neyse ben de ondan almak istiyorum derler. O zaman gelir biraz daha iyi ve dikkatli sizi incelerler, öğrenirler yani. İnşallah Allah'ın izniyle. İnşallah abi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun vakit alacak bir konu, çok derin bir konu ama vaktimiz evet. Doldu. Fakat inşallah sunumunuzu istiyoruz abi. Ve zannediyorum izleyiciler de e-mailinizi aldılar. Size direkt sorabilirler. İnşallah. Tekrar bir e-mail adresinizi gösterme veya söyleme imkanınız var mı abi? Talep var. Ekranı büyütebilirsek arkadaşlar. Evet. nextsocialimpact@gmail.com. Evet. Evet. Doğrudur. nextsocialimpact@gmail.com. Abi çok teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Kıymetli abiler, ablalar, bu oturumumuzun da sonuna gelmiş olduk. Nasipse saat 8'de Ahmet Kurucan abimizle beraber olacağız. Ahmet Kurucan abimizin konusu meşruiyet aramanın çarkları arasında ezilen ahlak diye bir değişik bakış açısıyla bizi sunacak inşallah. İnşallah 8'de tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.